Hatay'ın İskenderun ilçesinde 60 yaş üstü vatandaşlar tarafından ortaya çıkarılan sanat eserleri vatandaşların beğenisine sunuldu. Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Antakya ilçesinde hizmet veren Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi depremi yaşayan 60 yaş üstü vatandaşları hayata tutundurdu. Depremin ardından zor günler geçiren 60 yaş üstü vatandaşlar ilerleyen yaşlarına rağmen sanattan geri kalmadı ve hayatlarında ilk kez ellerine aldıkları fırça ile ortaya eşsiz eserler çıkardı. Şimdi Aktif Yaşam Merkezi huzurevine bağlı bir merkez. Türkiye'de 6 ilde pilot bölge olarak açılmış bir merkez. Depremden önce Ocak ayında fiili olarak başladık Aktif Yaşam Merkezi'ne. Deprem sebebiyle de maalesef bir 3 ay ara verip tekrardan Haziran ayında tekrardan faaliyete geçirdik. Buradaki amacımız şu: Aktif Yaşam Merkezi'nde 60 yaş üstü kendine bakabilen, herhangi bir ruhsal rahatsızlığı olmayan yaşlıların yaşlılık tükenmişlikten çıkıp bir şekilde üretici hayata, hayata bağlanmaya teşvik etmek, onları biraz daha huzurlu ve üretken bir hayata adapte etmek için yaptığımız bir çalışma. Şu an Aktif Yaşam Merkezi'nde 72 tane aktif yaşlımız geliyor. Orada işte resim, ahşap boyama, takı tasarım kurslarına katılıyor. Bugün İskenderun'dayız. Antakya'da şu an yaşlarımızın yaptığı çok güzel eserleri gördünüz zaten. Amacımız bu eserleri başkalarına da beğendirmek. Yaşlı da olsa, her yaşta, her şekilde yaşlılar bir şeyler yapabiliyor, eserler yapabiliyor. Onu herkese göstermek istedik. Şu an bizde olan yaşlılar hayatları boyunca belki ellerine fırça almamış, fırça darbesi vurmamış, herhangi bir el becerisi olmamış kişilerdi. Ama çok şükür bize o yeteneklerini belki 70 yaşından sonra ortaya çıkarttık ve böyle eserler çıkarttılar ve şu an bunları burada sergiliyorlar. Çok ağır şeyler yaşadım. Bana hiç onu sorma. Benim aileden 8 tane kaybım var. Onu bana hiç sorma. Ben kızımı, oğlumu, torunumu, damadımı kayıplar verdim. Torunumun bile beynini kaybettim. Buraya evden çıkıp gelişimiz bizim için bir ilaç kadar önemli. Orada arkadaşlarla muhabbetimiz oluyor, sohbetlerimiz oluyor. Boya yapıyoruz, örgü, boncuk işi yapıyoruz. Teselli oluyoruz. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen serginin açılışının ardından vatandaşlara konser verildi. Kiminde karanlık, kiminde gül, bazılar, saksılar seni özledi.